Geçenlerde aklıma şu geldi. Bir dönem 118 reklamları furyası vardı. Bu reklamlardan birinde bir 118-80 reklamında bir tane yeşil ayıcık vardı ve oradan oraya zıplayıp duruyordu. Bu ayıcık reklamı kimileri sevse de kimilerine saç baş yolduran bir reklamdı. Ama seven için de sevmeyen için de muhakkak ki akıldan çıkmayan bir melodiye ve görselliğe sahip olan bir reklamdı. Reklamları incelediğim seri kapsamında bu haftada bu reklamı ele alayım dedim. Ve araştırmaya başladıktan sonra karşıma öyle bir şey çıktı ki aşırı derecede şaşırdım. Eminim ki anlatacağım şeyi daha önce duymamış olanlar da aşırı derecede şaşıracak. O zaman başlıyoruz. Videoya geçmeden önce kısa bir duyuru yapacağım. İTÜ, Boğaziçi veya Yıldız Teknik mezunu olup 3 harfli zincir marketlerin herhangi bir tanesinde çalışmış olan, son 1 yıl içinde çalışmış olan ve şu anda çalışmayan kişilere ulaşmaya çalışıyorum. Eğer bu profile dahilseniz 2-4 dakikalık bir video çekmenizi istiyorum sizden. Kendinizi tanıtan ve o zincir marketteki tecrübelerinizden vesaire bahsedebileceğiniz bir video. Ekrandaki mail adresine gönderdiğiniz takdirde ben video gönderen kişiler arasından bir seçim yapacağım ve röportaj video çekeceğim. Bu arada İstanbul'da yaşıyor olmanız lazım. Röportajı da yüz yüze yapacağım. Şurası önemli, mevcutta çalışan değil, çalışıp ayrılmış olan kişilerle görüşeceğiz. Şimdi konumuza geçelim. Bilmeyenler, daha önce hiç kullanmayanlar için 118 hatlarına ilişkin genel bir bilgi vereyim. Bu hatları kullanmasak dahi çoğumuz bunların numara servisi olduğunu biliyoruz. Bilinmeyen numaralar servisi. Bununla birlikte bu hatlar zamanla misyonlarını genişletip farklı kimliklere, farklı rollere de büründüler. Mesela bugün konuştuğumuz 118.80 ki işletmecisinin adı DN Telekom, YouTube kanalında birçok reklam filmine yer vermiş durumda. Bu reklamların bir kısmı da zamanında televizyonda yayınlanmıştı. İşte o reklamlara baktığımızda görüyoruz ki 118'li hatların hakikaten de birçok misyonu var. Nakliyeciye ihtiyacınız vardır, buradan soruşturabilirsiniz. Karnınız acıkmıştır, yakında açık restoran var mı diye öğrenebilirsiniz. Hakkınızda açılmış bir dava var mı diye bilgi alabilirsiniz. Evinize tamir işi vardır, usta arıyorsunuzdur, buradan soruşturabilirsiniz. Filme gideceksinizdir sinemaya, hangi sinemada hangi film var bunları öğrenebilirsiniz. Kısacası 118'li hatlar hem bilinmeyen numaralar servisi olarak hem de gündelik hayatımızda ortaya çıkabilecek sorulara yanıt veren bir servis olarak kendini konumlandırıyor. İçimizde şunu söyleyenler çıkabilir. Ya ben hayatımda hiç aramadım bu hattı. Kim arıyor hala özellikle de bu devirde bu hattı? Yani böyle bir işe talep var mı diye sorulabilir. Bugün bir talep olup olmadığını bilmiyorum ama büyük bir olasılıkla kayda değer bir talep yoktur diye düşünüyorum. Çünkü numara sorgulama kısmına odaklanacak olursak günümüzde zaten birçok uygulama var bununla alakalı olarak. Diğer bahsettiğim soruların yanıtlarına da artık hepimiz internetten çok kolay ulaşabiliriz. O devirde de ulaşmak mümkündü ama bugün misliyle kolay bir derecede ulaşmak mümkün. Bugünkü varsayımımız belki doğrudur. Bu hatlar muazzam derecede talep görmüyordur. Ama o günlerde çok iyi talep gördüğüne dair internette bazı bilgilere ulaşmamız mümkün. 2017 yılının Temmuz ayında CNN Türk'te çıkan ve Anadolu Ajansı'nın kaynak olarak gösterildiği habere göre 2010 yılından 2017 yılına dek 118 hatlı işletmecileri 544 milyon lira gelir elde etmiş. Ve bu hatlar üzerinden 318 milyon çağrı yanıtlanmış. Kaba bir hesaplama yaptığımızda günde 100 bin üzerinde çağrının yanıtlandığı anlamına geliyor bu pazarın toplamı. Haberde paylaşılan bir tablo var. O tabloya göre BN Telekom yani 118.80'in sahibi olan işletmecisi olan BN Telekom o dönem %78 civarında pazar payına sahip. Bu açıdan hakikaten yüksek bir talebi karşıladığını söylememiz mümkün. Günlük 80 bine yakın talep. Tabii ki böyle bir yüzdeye sahip olmasında birazdan bahsedeceğimiz reklamlarında etkisi yadsınamaz. Bunu neye dayanarak söylüyorum? 118'li çok fazla hat olmasına rağmen siz pazarda açık ara bu denli büyük bir yüzdeye ulaştıysanız bunu bence sadece hizmet kalitesiyle vesaire açıklamak mümkün değil. Ki 118.80'in hizmet kalitesinin diğerlerinden iyi olup olmadığını da bilmiyorum şu anda. Burada farklı bir faktör, reklam gibi itici bir güç bu kadar büyük bir fark açmış olabilir. Böyle düşünüyorum. Bir de bu tip bir sektörde hizmet kalitesi anlamında muazzam bir farklılık olacağını düşünmüyorum. Elbette ki işletmeciler arasında farklılıklar vardır ama söylediğim üzere bu kadar büyük bir farka sebebiyet verebilecek bir hizmet kalitesi farkı olmamıştır diye düşünüyorum. İşte bu nedenle bu yüksek farkı reklama bağlıyorum. 118.80'in çok sayıda reklamı vardı. Biz bugün 2-3 reklamına bakacağız ve bunların hepsi animasyon reklamlar. Şimdi izleyeceğimiz reklam 13 yıl önce Good at Spy adlı YouTube kanalında yayınlanmış ve 11 milyon kişi izlemiş bu reklamı. Hepimizin bilinçaltında yer eden ayılı, yeşil ayılı o ilginç reklam. Şunu en başta belirteyim, bu tür içerikleri kesintisiz izletemiyoruz. O yüzden aralarda dura dura izleteceğim ve durduğum kısımlarda da aslında söylemek istediğim bazı şeyleri aralara yerleştireceğim. Tabii içinizde
anılarını tazelemek isteyen, bütün reklamı baştan sona bir kere izlemek istiyorum diyen varsa açıklamaya linkini koyarım, oradan izleyebilirsiniz. Zaten videolarda yer verdiğim video kesitlerinin tam hallerini video açıklamasına ekliyorum. Evet, şimdi artık reklamı izlemeye başlıyoruz. Reklamın daha ilk saniyesinde 118.80 karşılıyor bizi ve 80 birazdan göreceğiz. Hemen bize doğru yakınlaşıyor. Vurgu hep 80 üzerinde tabii ki. Kop yanıma geliver, kop yorulma soru ver, bak elinde tüm Türk. Şunu belirteyim, reklamı izleyen insanların birçoğu çeşitli platformlardaki yorumlarda gördüğüm kadarıyla söylenenleri anlamamış. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de o zaman izlediğimde tam olarak her şeyi anladığımı söyleyemem. Yani sözler tam anlaşılmıyor gibi, bu bilinçli bir tercih de olabilir tabii. Baştakileri anladınız mı bilmiyorum ama kop yanıma geliver, hop yorulma soru ver diyor. Bak elinde tüm Türkiye 118.80'le. Bak elinde tüm Türkiye 118.80'le. Burası zaten anlaşılırdır diye düşünüyorum. Ve zaten reklam boyunca bu ayıcık işte Türkiye haritası üzerinde zıplıyor. Ve burada şu mesaj veriliyor. 118.80 Türkiye'nin her yerinde var. Kolayca ulaşabiliyorsunuz bir telefonla. Hop yanıma geliver, hop yoruma soru ver. 118.80 bilmiş 80. 118.80 bilmiş 80. Diğer kısım zaten ilk baştakiyle aynı. Evet, kop hadi ara, kop hadi ara, bilmiş 80, 118, 80, 80, bilmiş 80. Bakın defalarca 80 tekrar yapıldı. İlk saniyede hemen 80 ön plana çıkarıldı. Son saniyede yine 80 ön plana çıkarıldı. Yani videonun tek bir amacı var. 80'i hafıza eşleyecek. Bu arada ben saymıştım 9 defa 80 diyor ve defalarca da 80'i yine video içinde görüyoruz. Haliyle gayet şakır şakır işleyen, çalışan bir reklam. Reklamı izlediğinizde ya bu nasıl reklam diyenler olmuş olabilir. İnternette de bu minvalde yorumlar vardı ki bırakın bütün yorumları, hadi o başka kişiler tarafından yazılmış. Ben bu videoyu çeken kişi olarak kendimde zamanında bu yorumu yapıyordum. Yani beni rahatsız eden bir reklamdı izlediğimde. Ama rahatsız etse dahi işte o büyük başarıyı, o pazar payını elde etmeyi de sağlıyor. Şimdi gelelim beni şaşırtan noktaya. Bu videoyu hazırlamaya başladığımda YouTube'da tabii ki ilk olarak açıp tekrar bir reklamı izleyeyim dedim. Ve reklamı izledikten sonra köşedeki önerilerde karşıma bir video çıktı. Bir baktım ki bu video 3 milyar 400 milyondan fazla görüntülenme almış. Ve fark ettim ki iki videodaki karakter aslında aynı karakter. Yani bizim 118-80 reklamlarında gördüğümüz o sürekli zıplayan yeşil ayı aslında küresel bir YouTube fenomeni. Gummy Bear adlı bir karakter. Zaten izlediğimiz reklamda onun o bahsettiğim 3.4 milyar izlenen videosunun editlenmiş hali. Bizdeki reklamda az önce gördüğümüz gibi ayıcık haritanın üzerinde zıplıyordu. Orijinaline baktığımızda ise başka bir zemin üzerinde zıplıyor. Yani reklamın mesajı ihtiyacına göre özelleştirmeler yapılmış. Gummy Bear'ın YouTube'da günümüzde 9 milyon üzerinde takipçisi var. İnternet sitesi var. Ürünlerini sattığı bir mağazası var. Etsy'de ürünlerinin satıldığı bir mağazası var. Gerçekten de küresel bir fenomen haline gelmiş ki bu şarkısını farklı farklı dillerde de YouTube kanalında listelemişler. Hatta orada Türkçe versiyonu da var ve o şarkının adı da Küçük Bir Ayıcığım. Küçük bir ayıcığım, küçük bir ayıcığım. Gördüğümüz üzere BN Telekom daha önce küreselde yer edinmiş bir işi almış ve lokale uyarlamış. Meyvesini de toplamış. Tabii bu videonun başarılı olmasının genel anlamda bazı sebepleri var. Sürekli bir hareket olması, aşırı hızlı olmasa da yine de hızlı diyebileceğimiz geçişlerin olması, sesin alışık olmadığımız bir ses olması, yani genel olarak herkesin dikkatini çekmesi, keza çocukların da dikkatini çekmesi. Bunu çocuğun televizyonda gördüğünü düşünelim. Çocuk bunu televizyonda gördüğü anda izlemeye başlayacak. Ailesi o sırada kanalı değiştirmeyecek çocuk izlediği için ve çocuk faktörüyle aileye de reklam izletilmiş olacak. Bu melodi o küçük çocuğun diline de dolanacak, belki evde tekrar edecek ve adeta markanın reklam elçisi gibi o çocuk o evde çalışacak, bir nevi reklam yapacak doğal bir süreçle. Bu söylediğim senaryoyu bir kenara koyun. Vurguladığım diğer özellikleri itibariyle de zaten dediğim üzere büyüklerin de ilgisini çeken bir reklam. Yani büyükleri rahatsız etse bile bu kez rahatsız etmesi konuşuluyor. 3.4 milyar izlenen videoyu gördükten ve Türkiye'deki reklamın onun editlenmiş hali olduğunu anladıktan sonra internette bu konu hakkında
neler yazılmış diye de baktım. Ve bu durumu çalıntı olarak ifade edenler olduğunu gördüm. Tabii bu çok mümkün bir şey değil. Bu ölçekteki bir işte elbette ki şirketler lisans ücretlerini ödeyip kullanım hakkını alır ve öyle kullanırlar. Bu yüzden mümkün değil diyorum. BN Telekom da burada ücretini ödeyip animasyonun kullanım hakkını almıştır. Aldığı proje dosyaları üzerinde de değişiklik yapmış olabilir ya da taleplerini karşı tarafa iletmiştir. Karşı taraf proje dosyası üzerinde belki de istenilen değişiklikleri yapıp nihai halini yollamıştır. Tabii BN Telekom üzerinden anlatıyorum ama onlar da bir ajansla çalışıyordur. Reklam ajansıyla. Ajans üzerinden süreçler böyle ilerlemiştir vesaire. Bu arada 16 Eylül 2011'de Licensing International adlı sitede çıkan bir yazı var. O içeriye baktığımızda da BN Telekom'la Gummy Bear'ın lisans sahibi AT New Media'nın birbirinden habersiz olarak ilerlemediğini anlıyoruz zaten. Şimdi geçelim 118.80'in bir diğer karakterine. Küçük Sarı Kuş'a. Bakın yine sürekli 118.80, 118.80 hem söylüyor bir taraftan, sürekli ekranda gösteriyor ve bunu hep büyük yapıyor. İşte büyüteçle bile üzerini vurguluyor. Nerede bulmalı iyi bilirim ben. 118.80, 118.80. Yine gayet net bir şekilde defalarca aynı şeyi söyleyerek ve göstererek akla yerleştiriyor. Civcivli bir reklam daha var, ona da bakalım. Bunun başlangıcı diğeriyle aynı. Şimdi artık bu noktadan sonra 118.80'den alabileceğiniz hizmetlere vurgu yapıyor aslında. İşte bir tanesini söyledi. Otobüs mesela. Çilingir, eczane, kebapçı, hastane, tamirci, birçok hizmete, hizmet sağlayıcıya ulaşmanızı kolaylaştırıyor, vurgusunu yapıyor. Böylece o bahsettiğimiz misyon, yani sadece bir bilinmeyen numara servisi değil, onun ötesine geçmiş bir servis vurgusunu yine yapıyor ve 80'i sürekli bir şekilde yine vurgulayarak yine zihnimize işliyor. Bu karakter de tıpkı ayı gibi yurt dışından ithal edilmiş bir karakter. Pulcino Pio, yani Civciv Pio. Onun Gummy Bear kadar meşhur olduğunu söyleyemeyiz ama onun da ciddi bir popülaritesi var. İzlenme sayıları bize onu gösteriyor. Sonuç olarak BN Telekom'un 118.80'in bu reklamlar için şunu söyleyebiliriz. Bu animasyon reklamlar stratejik olarak gayet doğru. Ve bu doğru seçimin karşılığı da alınmış. Kaliteli bir iş algısı var mı? Bence zerre kadar kaliteli bir iş olarak görünmüyor. Fakat elbette ki reklamlarda amaç her zaman kaliteli bir iş ortaya koymak olmayabiliyor. Asıl öncelik akılda kalmak ve tüketiciyi harekete geçirmek. Ürününüze, hizmetinize yönlendirebilmek. Reklamları izlerken gördük. Defalarca 80 vurgusu var. Bu reklamları izledikten sonra 118.80'in aklınızdan çıkması mümkün değil. Herhangi bir şekilde 118 hattını aramanız gerekse hemen yeşil ayıcık aklınıza gelecek ve 118.80 diyeceksiniz. İşte bu reklam onu yapıyor. Bazen muazzam bir reklam yaparsınız. Hikayesiyle, kurgusuyla, her şeyiyle, mesajıyla dört dörtlüktür. Ama sonuçlara bir bakarsınız hedeflediğiniz kitle o reklamın vermek istediği mesajı algılamadı belki. Veya her şeyi doğru yaptınız ama tüketiciyi harekete geçirecek son dokunuşu yapmadınız. Reklamınız havada kaldı. Bu tarz bir içerikte ise mesaj çok basit olduğu için, sadece 80 vurgusu yapmak olduğu için bunu en basit şekliyle yapıyor. Çocuğa da veriyor mesajını, orta yaşa da, yaşlıya da. 2018 yılında Dame Tu Cosita diye bir şey çıkmıştı hatırlarsanız ve viral bir etki oluşturmuştu. Bu zamana kadar YouTube'da o da 4.7 milyar izlenmiş. O bir reklam değildi elbette ama genel kitlenin dikkatini çekecek bir iş yaptığınızda nasıl izlendiğinin bir başka örneği. Oradaki içerik mesela kaliteli bir içerik mi? Bence yine değil ama dediğim gibi etkiyi oluşturuyor. Videoda son söz olarak şuna değinmek istiyorum. Bu fikir kimden geldi bilmiyorum ama neticede birisinden böyle bir fikir çıktı. Yani dedi ki böyle bir küresel fenomen var, onu alalım ve bizim reklama, vermek istediğimiz mesaja entegre edelim. Peki bu kişinin bu fikri ortaya atabilmesinin yolu ne? Dünyaya bakmak olabilir. Yani dünyada neler yapılıyor, nasıl işler var, bunları takip etmek. Tabii normalde bu fikri ortaya atan kişi belki dünyada neler oluyor, bunu çok araştıran bir kişi değil. Belki sadece YouTube'da o video bir gün önüne öneri olarak düştü. Ama biz ilk profilden gidelim. Yani nerede neyin olduğunu araştıran, dünyanın farklı bölgelerinde neler yapılıyor bunu sorgulayan ve gördüklerini bir şekilde revize edip uygulayan bakış açısına odaklanalım. Sizin hedefiniz küresel bir iş yapmak olmayabilir. Sadece lokal hedefli olabilirsiniz. Ama orada dahi sadece bu pazarı değil küreseli düşünmeniz gerekebiliyor. Yani dünya 85 milyondan ibaret değil. Biz sadece bu dünyanın %1'iyiz. Burada çok daha büyük bir alan var. Çok daha büyük bir derya var. Oralara
onlara da bakmamız gerektiğini hatırlatıyor bize bu durum. O tarz bir profile sahip olduğumuzda başarılı olma olasılığımız artıyor. Mesela önünüzde kocaman bir ansiklopedi var ama siz kendinizi şartlamışsınız. Diyorsunuz ki örneğin ben sadece A harfindekileri okuyacağım. Bu ne yapacak? Bir sınır yaratacak. Halbuki bütün ansiklopediyi okumak bizim önümüzü çok daha fazla açabilir. Bu nedenle son söz sadece yerel pazara bakmayın. Globalde neyin olup bittiğine de bakın. Başarı için önünüzde kocaman bir kilit var ve o kilidi açmak için onlarca anahtara ihtiyacınız var. O anahtarlardan bir tanesi de globale bakmak.